Kaçıp gittin zannettim, gözüm döndü. Yalan söylemeyi çok iyi beceriyorsun. Araba öğreniyordun, öyle mi? Senden korkulur. Ne yapsaydım? Amcan silahlıydı, görmedin mi? Keşke seni dinlemeseydim. Keşke buluşturmasaydık onları. Keşke senden yardım istemeseydim. Amcama yalan söyledin, beni de yalana mecbur bıraktın. Umrumda değil. Nizar Azizoğlu bunu hak etti çünkü. Sakın bir daha beni yalan söylemek zorunda bırakma. Peki, gidince doğruyu söyleyeyim. Amcan çeksin silahını, Bennu'yu gene vursun. Bunu mu istiyorsun? Yok mu oğlum bir haber? Kimmiş, derdi neymiş, niye ateş etmiş, öğrenemeyecek miyiz? Tamam, anladım. Yok, öyle yağma yok, hesap sorulacak. Tamam, kapatıyorum. Cesur Bey, yanlış yere imza atmışsınız. Şurası, lütfen. Bu nedir? Nakliyecilerin maaş bordrosu. İmza yüzünden gününde ödeme yapamadık. Babanızı duyurmadım, merak etmeyin. Umrumdaydı, git söyle. Cesur Bey yine hata yaptı de. Sen de vaktinde fark etseydin. Gülçin. Neyin var kızım? Yok bir şey Hasan Bey. Hasta mısın yoksa? Yok, iyiyim sağ olun. Ne oldu anlat bakalım. İmza yanlış yere atılmıştı. Hı. Tekrar götürdüm. Ama Cesur Bey... Tamam kızım, tamam. Hayırdır? Bugün tersinden mi kalktı küçük bey? Yok babam. Her şey gayet normal. Ya, normal demek. Ne oldu ki? Yönetici olmak, insanları idare etmek bir sanattır. Lakaytlığını bir yere kadar anlarım. Ama çalışanlara kötü muamele etmene asla izin vermem. Burada herkes eşittir. O zaman sekreteri de söyleyelim, haddini bilsin. Ukalalık yapmasın. Ne biçim tavır bu? Şu an patronunum, baban değil. Haddini bileceksin. Herkesin tecrübesine saygılı olacaksın. Siz öyle uygun görüyorsanız. Bu şirket bir aile yuvasıdır. Bunu aklından çıkarma. Tamam. Ben biraz çıkıp hava alabilir miyim? Geç içeri. Bir daha da kapı dışarı çıkmak yok. Ben otur. Ne oldu da kıza yasak koyuyorsun Nizar? Kızın anlatır sana ne olduğunu. Nizar silahını ver. Silah bırakacağım dedin Nizar. Sen önce kızına sahip ol. Yüzümü kara ederse hesabını senden sorarım. Nizar ver o silahı. Benimle evlenirken o silah belimdeydi. Bundan sonra da belimde kalacak. Diyeceğin bu kadar mı? Bu kadar. Amca biraz sakin ol. Sen karışma. Bu aile meselesi. O eski zalim zorba Nizar'ı gördüm. Böyle Nizar'ı istemiyorum. Bunu hep düşündüm durdum ama bugün yapacağım. Seni terk edeceğim. Hazar götür beni buradan. Yürü Bennu. Biraz kafasını dinlesin. Merak etme, sakinleşir döner evine. Sen onu hiç tanımıyorsun. Dönmez. Patronu Sıtkı iyice sıyrılmış kulüpten. Fiyatı bayağı aşağıya çekti. Vallahi param olsa şu an bastırır alırım. Ya düşündüm de iyi fırsat hakikaten ha. Rakam da iyi. Biraz tadilat da harika olur. Vallahi kaçırma derim Cesur. Şık bir ışıklandırma yaparız. Şu köşelerden. Barın altından spot lambalar filan. Olacaksa elit bir kulüp olmalı zaten. Yoksa hiç kalkışmamalı. Tabii canım. Sahnenin yeri gayet iyi. Bence de. Şirket beni fena boğuyor. Cehennem azabı. Var ya böyle bir manevrayla yırttım. Yoksa ömrü billah holdingde kalırım. Ah
Abi şu Azizoğlu niyeti bozmuş. Tekrar geldi. Alacak gibi sanki. Tamam, anlaşıldı. Buyur abi. Azizoğlu'nun peşine düşün. Bizim kulüp işine su katacağı benziyor. Ona iyi bir göz daha verin. Façalının kim olduğunu görsünler. Bu defa haddini bildirin. Dersini tam verin. Baş üstüne abi. Hoş geldin Nahuzar'cığım. Ben de şimdi seni arayacaktım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin benim kızım. Müsait misiniz demeden geldik ama kusura kalmayın. Ne demek Ahuzar, siz yabancı mısınız? Anne, yengemler bir süre burada kalacak. Tamam öyleyse. Hayrola Ahuzar? Ne diyeyim Destan Hanım? Hisseleri ben alacağım diye kaç gündür dar etti dünyayı. Bugün de bardaklaştı. Annem bilgisayar kursuna gidiyor diye de kızmıştı zaten. Bunlar için seni kırmaya hakkı var mı? Neyse sıkma canını Ahuzar. Kocandır, kızar da sever de. Beyhude yere evini bırakıp gelmişsin. Her şeye rağmen evinde erkeğin yanında durman lazımdı. Erkeği ise o da adam olup verdiği sözleri tutmalı ama. Zilan. Efendim Destanalı. Çıkar bari odalarına. Gel yenge. Yusuf'u, her şeyi arkamda bırakıp gitmek istiyorum.